Kaçırmış. Adam koşarak eve geldi. Hay senin yapacağın işe bir havva. Adam da delirecek şimdi. Hadi. Dur dur. Ay. Ama sen birden öyle kalkma. Gel bakayım. Hah, gel otur. Hah, Kadim Bey de çıktı. Yaşar mıymış? Yok. Çatışmaya giren onun takımı değil. Oh be. Yaşa sen. Teşekkür ederim. Şeker? Ben şeker kullanmam. Sağ ol yavrum. Sen içmiyor musun? Yok, sen iyisen ben bir Arzuya ablayı yoklayacağım. Tamam, iç bir çay gidersin kızım. Bak hepimiz perişan olduk. Gel otur şöyle. Gel. Ben de çok kalmayacağım Elçin anne. Seninle kısa bir şey konuşacaktım. Çayın altını kıstıydım. Sen bakarsın. Tamam, kurban olayım, kalkma. Ben yolu bileyim. İyi akşamlar. Senden korktu. İnsan bir otursana der be yavrum. Ay çocukken de böyleydin sen. Korkuturdun arkadaşlarını. Hani içini bilmesen? O benim arkadaşım değil Elçin anne. Ayrıca konuşmak istediğim konu da onunla ilgili. O dediğin Ezo yani. Neyse canım. Tuhaf bir isim. Pek alışamadım zaten. Alış. Çünkü ben bu Ezo kızı çok seviyorum. Neymiş Ezo ile ilgili konu? Çekil şuradan, çekil. Gel çekil. Sen göreceksin. Baba. Asıl sen göreceksin. Baba. Anne. Anne. Baba. Analar babalar ya. Götür esiciler. Ne var? Kaldırdınız mahalleye ayağı yine. Songül televizyonu bozdu. Sengül kumandayı kafama attı. Televizyona geldi. Tamam babacığım, geliriz birazdan. Ağlamayın. Sen göreceksin. Uyum posun devrisin Bahattin. Bırakırsın bunları evde, evi yıkarlar. Girin kız içeri, çabuk. Çabuk. Yürü. Yürü eve, yürü. Yürü eve, geç, hangi yerde ben sana.
Arziye ablaya bir ıhlamur daha içir hem Nizam abi. Sakinletir. Tamam tamam. İçiririm. Hadi hepimize geçmiş olsun. Sağ ol. Çocuk şu tezkereyi alana kadar Allah karı koca bunlara kuvvet versin. Yürekleri ağızlarında yaşıyorlar vallahi. Ya. Elçin teyze iyi mi Ezo abla? İyi iyi. Kadimoğlu da yanında merak etmeyin. Kız vallahi şanslısın ha. Görür müsün bak nasıl iyicik bir patronun vardır. Koştu Arziye ablamın yardımına Hızır gibi. Benim patronları görsen gez gez kabarırlar. Bu Kadimoğlu insan oğlu insandır vallahi he. İyi haydi görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi yürü kız. Sen de yürü. Vurma be. Yürü dedim kız. Tamam anne. Bak sen şu Ezo'ya. Demek para istemem dedi ha. Doğrusu şaşırttı beni. Ezo başkadır. Daha ilk gördüğüm gün anladım. Aman Elçin anne. Sana kalsa herkes başka zaten. Öyle iyimser gözlerle bakıyorsun ki. Ya iyimserlikten değil. Tecrübeden oğlum. Bakmayı değil, görmeyi bilmek lazım. Hı. Allah Allah. Ben neyi görmüyorum peki? Bak, meyve bahçesindeki ağaçlar birbirine benzer. Aynı yağmurla ıslanırlar, aynı güneşle beslenirler ama meyvelerin hepsi aynı olgunlaşmaz. Kimi şeker gibi ballanır, kimi de hep yavan kalır. Neymiş bu Ezo'nun başkalığı? Aa, sen dersini bana yaptıracaksın gene kerata. Ha, merak ediyorsan kendin çöz. Bak sana şu kadarını söyleyeyim. Onda göreceğin her şey sahici. Ezo sahte bir mücevher değil. Gerçek bir pırlanta. Ayırmayı bilen sarrafa tabii. Can neyse ne. Bu konu o kadar önemli değil zaten. Senden bir şey konuşacaktım Elçin anne. Konuşacaksan konuş bahane. Burası senin otelin mi? Sen kimin evinden kovayın? Böyle kuş gibi cekleyip cakladığın zaman ben de seni anlamıyorum işte. Dilini düzelt artık canım. Kimin evinden kovuyorsun? Oturup senden çay içecek kadar kafayı yemedim. Elçin abla olmasa vereceydim ağzını. Kuş gibi cekleyip cakladığın zaman. Verecektim ağzının payını ama. Yani şimdi bu parayı Ezo'ya benim vermemi istiyorsun öyle mi? Evet. Peki niye bu ısrar? Ödül ceza sistemi dürüst çalışmaya devam etmeleri için bir teşviktir. Hem ben hiçbir çalışanıma borçlu kalmayı sevmem. Yani kimseden bir şey kabul etmem, o kadar gururluyum diyorsun. Burnu büyük, kendini beğenmiş sen de. Sanki biz sen şeysin, biz adam değerlik. Değiliz, değiliz. Ezo da kimseden bir şey kabul etmediğine göre, yani sana benziyor. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum işte, sen söyle. Aferin deli bozu. Para vermenden incindiyse bir hediye al o zaman. Kim, ben mi? Sen al, ben veririm. Yok Elçin anne, ben uğraşamam öyle şeylerle. Hem tanımam etmem, ne alacağım ya? Gayet kolay. Ha, kızın üstünde yok, başında yok. Uf. Oflama, oflama. Ezo olmasaydı seni hala dolandırmaya devam edeceklerdi. Sen de lütfen biraz zahmete gir canım. Mendebur. Mendebur. Neyse ne. Ne uğraşayım benim adamına. Ana. Benim kirlilere karışmışsın Ahmet bebe. Gir içeri, gir, üşüteceksin. Tamam, tamam, hadi. Sıkıldın mı Osman? Yok Kadim Bey. Kadırga Gençliğin halı saha maçı vardı, onu seyrettim biraz. Yapma ya. Kim kazandı? Bizim gençler tabii. Hı, güzel. Elçin Hanım nasıl? İyi, iyi. Belli. Keyfiniz yerinde Kadim Bey. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Salon kamyonu yola çıkarayım. Baktın sınırda bir problem çıkmadı. Perşembe günü de...
Oo Nezir'im ya, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Ötesini sonra konuşuruz. Nezir abin Antep'ten gelmiş. Yormayalım, hadi bekletmeyelim. Tamam ağam. Nasılsın, iyi misin? Sağ olasın. Gel. Sana bir çay söyleyeyim. Niyetli misin? He, niyetliyim. Sağ ol kardeş. Allah kabul etsin. Pembe Hanım iyi mi? İyi. Çok selam var sana. Recep'i görmek istiyor ama. Daha olmaz. Doktor Emre erken değil. Bilal Ağa'yla görüştüm. İstanbul'dan avukatlarla birkaç adam gelmiş. Bilal'e tehditle Meryem'in payını aldırtmışlar. Kızın peşine düşmesin diye bir de gözdağı vermişler. Adam bir korkmuş ki görsen. Daha Meryem'in adını ağzına almaya bile tırsıymış. Kimmiş bu gelin? Meryem mi yollamış? Enezir önünü dedin, sonunu da de bari. Tehdit edenlerden birisi de Burhan'mış. Anladığım kadarıyla... Seyit iblisi. Dur kardeş. Sakın ha. Yo yo yo, bırak beni. Bin anetli kokusu alıydım zaten. Etme ballı. Ateşle böyle oynanmaz. Belanın üstüne gitme. Bak Nezir. Benim asıl ismim Selahattin. Bana niye bağlı değiller bileyim mi? Daha 15-16 yaşındaydım. Sınırdan mal geçiriydim ben. Dağ taş mayın ki. Her gün 3-5 can alayım. Eyle bir cehennem tuzağı yani. Önden at eşek salarlar. Hayvan basar patlar. Sen de peşinden yürürsün. Bak ben bu yaşıma kadar hiç at eşek salmadım. Ben dümdüz yürüdüm mayın üstüne. Ölümün gözüne baktım. Göz göze geldin mi? Ölüm senden korkar kardeş. Bak hala hayattayım. Adım Barlı'ya buradan çıktı, anladın mı? Onun için beni bırakacaksın. Seyit'i vurup indirince iş hallolacak mı? Ya Nezir. Hele otur. Hele bu kalleş ölümle kahraman etmeyek. Akıl efkeden her zaman şahindir. Arkadaşlar çabuk. Hadi acele edin biraz. Hadi arkadaşlar. Şunları. Yavaş çıkacaksınız. Aman hiç girmeyiz o. Babam cateringçilerle meydan savaşı yapıyor aşağıda. Buyur. Reklam fotoğrafı çekecekler otelde. Gel biraz seyredelim. Komutanımız düşmanı püskürtünce bizi çağırır. Hadi gel. Gel sen gel hadi. Bu taraftalar Ezo abla. Buradan girelim. Bak burada şu açıdan çektim, gördün mü? Ama bak ışık çok parlak da onun için filtreledim. Güzel ama sanki... Bak. Ama bence pek net. Şu farklı yerlerde var. Bak, ışık tam böyle. Bak, şu adam Haluk Ketenci. Bu Ketenci neci? Çok ünlü bir reklam fotoğrafçısı. Kızların fotoğrafını o çekecek. Bizim Kadim Bey'in arkadaşı. Fotoğrafa beraber başlamışlar. Peki, bizimki el alemin gözünü kaşını çektiğinden meşhur olamamış Besmet. Ne? Yok, bir şey anlatırım sonra. Merhaba, ne yapıyorsunuz burada? Evet. Güzel oldu. İstersen yine buna zannediyor, ne dersin? Bu sevgilisi mi? Olabilir. Fotoğrafları beğendik mi? Bir dakika. Para var, pul var, bekar adam yapacak tabii. O pek göstermez de Nedim Bey her gün başka bir kızla. Gençtir. Allah için güzel çocuk. Güzel değil mi? Bir de şeydir biliyor musun? Yani hani şımarık, soğuk davranmaz insana. Sıcakkanlıdır. Bir kere gece vardiyasına kalmam gerekmişti. Beni eve kadar bırakmıştı. Allah sahibine bağışlasın. Tabii. Eylül. Ezo abla. Şşt. Usta sizi çağırıyor. Şşt. Adamları püskürtmüş mü? Bilmem. Püskürttü mü? Sen mutfaktaydın. Durum ne bilmiyor musun Zeki? Az bekleyin, ben bir sorup geleyim. Ben ne soracaktım ya? Tamam gel beraber inelim. Yolda soracak bir şey buluruz Zeki. Şimdi elemanlarını da al.
Mutfağımdan derhal çık kardeşim. Derhal. Derhal. Beyefendi, biz de şirketimize karşı sorumluyuz. Şirketine kutsal usta. Mutfağına babası gelse sokmuyordu. Sorumluluk bana ait. Hadi ara derhal. Ben kendi otelimde catering desteği falan istemem. Gerekiyorsa onu da ben yaparım. Servis için garsonunuz yetersizmiş ama. Bunlar ne? Senin adamlarının yaptığının 3 mislini yaparlar. Üstüne bir de takım elbise dikerler. Şimdi çık mutfağımdan. Derhal. Çabuk. Siz de dışarı. Hadi gidiyoruz. ...15 dakikada 20 kişilik karışık kanepe hazırlanacak. Restorandan garson almayacağız. Servisi biz yapacağız. Herkes görev yerlerine derhal. Çabuk. Ezo. Üstünü değiştir. Zeki. Benzinin mi bitti evladım? Yok ustam. Şu takım elbise meselesine takıldı kafam. Haklısın. Baban senin adını koyarken iğnenin üzerindeki inceltme işaretini unutmuş. Yoksa çok zeki bir çocuk olacaktın Zeki. Buyur. Benim Seyfo. İnanmayacaksın ama. Meryem mi geldi? Yok, Meryem değil de. E ne? Nur Hanım burada. Az evvel dükkana girdi. Alo. Ağam, duyuyor musun? Duyayım Seyfi, duyayım. Onu dükkandan çıktığı zaman alıp benim eve getir. Önce güzellikle, olmadı zorla. Baş üstüne. Meryem'in Seyit İblis'ini nasıl bulduğu anlaşıldı şimdi. Paydos. Harikaydı şekerim. Çok güzel oldu. Sizin ne işiniz var burada? Gusal Usta gönderdi bizi. Hayatım, şu arkadaşına bir şey söylesene. Yarına yine çekim koydu ya. Tamam, ben konuşurum. Evet, konuş vallahi, canımızı çıkarıyor. Tamam dedim. Buyurun. Tereyağı falan var mı bunlarda? Var. İstemem o zaman. Sen bana soğuk bir içecek getir. Lütfen. Yapma ya. Öyle mi? Tabii canım. Aa, hiç düşünmemiştim. Eylül, 3-5 meyve suyu koy ver bir tepsiye. Ben dağıtayım, bari sen Zeki'ye yardım et. Tamam Ezo abla. Şunları koy da daha koy. Pınar'a bak, Kadime esir aldı. Pınar! Yeter ya. İki laf edelim arkadaşımızla. Ben kaçıyorum. Tamam. Siz beni esir almak isterseniz. Nasıl çekimler? Her şey harikaydı. Umduğumdan siz de geliyor musunuz tekneye? Ay, bir saattir ikna etmeye çalışıyorum. Ne biçim bir adam senin şu abin Nedim ya? Ne biçim bir adam? Bilmiyorum. Bana sorma Pınar. Anlamış olsam sana da anlatırdım zaten. Şimdi fotoğrafa çıkalım desek. Aa, koşa koşa gelir. Buyurun. Ben seni daha önce nerede gördüm? Bize çalışıyor. Kutsal Usta'nın elemanı. Ya tamam da sanki başka bir yerde. Adın neydi? Ezo. Maşallah, çok güzel gözler.
Görünce unutulacak gibi değil. Tam fotoğraflık. Tamam. Teşekkür ederiz. Hadi hanımlar, üstünüzü değişin de gidelim artık, günü kaçıracağız. Hadi, tamam. Şeyi vardır. Vallahi sizinle görüşmek istiyorum. Evinde. Nur Hanım, bir sorun mu var? Nur Hanım bizimle geliyor arkadaş. Tamam Zeynel, tamam durun. Çocuklar yabancı değil. Sen eve git. Seyit abin sorarsa misafir gitti, dönecekti. Hadi yürü sen. Arkadaşlar eskidir, korkma. Buyurun. Neredesin be güzelim? Geldim. Ağaç olduk burada. Hadi hadi. Hadi. Bakar mısınız? Şeyiniz düştü. Aa, yere mi düşmüş? Yok, koltuğa. Neyse, senin ellerin temizdi değil mi canım? Temizdi ama şimdi yıkayacağım mecburen. Aa, ne demek şimdi bu? Hadi boş ver, gidelim. Misafiriniz var dediler. Seni hiç beklemiyordum. Vallahiyle falan karşılaşırım diye arka kapıdan girdim. Korkma. Onlardan kimse yok. Nasılsın? İyiyim doktor bey. Yalan. Aslında hiç edinelim. Otur bakalım şöyle. Bir rahatla. Hadi geç. Ezo da seni merak ediyordu. Hayrola? Kötü bir durum mu var? Çok bunaldım artık doktor bey. Bana doğruyu söyle. Bizim Recep'in iyileşme durumu var mı? Şey, açıkçası biraz zor. Görmeye geldiysen. Ya yok, izin vermezsin bileyim. Ben başka şey için geldim. Şey için. Evet, çekinme söyle. Bak, ben Recep'ten boşanmak isteyeyim. Onun garısı olarak kaldığım müddetçe babası peşimi bırakmayacak. Bir alağımdan kurtuldum, ballağımdan kurtulamadım. Korkumdan hala hapislik hayatı yaşayayım doktor. Geceleri rüyamı Antep'e geri döndüğüm gibi. Herkesin acaba beni mi izledi diye şüpheleneyim. Artık Recep gibi kafayı üşüteceğim. Bak, Recep'e deli raporu yaz. Ben boşanma davası açacağım. Bir celseden nikah düşer dediler. Bak,
Senin sinirlerin bozulmuş. Sakin ol. Bir şey içer misin? Cin veya bira varsa. Biz burada alkol bulundurmayız. Çok içiyor musun? Arada bir. Anca gevşeteyim. Raporu yazacağım mı? Ama bak vallahi yasağa geldiğimi söylersen. Meryem. Bak. Bir doktor gözüyle seni iyi görmedim. Ne yapalım biliyor musun? Sana ofisimin adresini vereyim. Aynı zamanda evim. Öğleden sonraları orada çalışıyorum. Ara sıra beni görmeye gel. Kimsenin haberi olmaz. Benim bir şeyim yok doktor. Beni onlar delirtiler. Ama sen raporu yazarsan. Dava açacaksan zaten mahkemeden rapor isterler. Şimdi bir işine yaramaz ki. Gelecek misin? Bilmiyorum doktor. Bak kimseye beni gördüğünü... Merak etme. Doktorlar iyi sır tutar. Hoşça kal. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Saatlerce bekletme olur mu? Yarınki çekimin kostümlerini alıp çıkmam sence ne kadar sürer hayatım? Pınar! Senden bir şey rica etsem. Sonra ben de senden bir şey isteyeceksem okey. Ya bir hanım için bir elbise, bir çift ayakkabı, çanta falan lazımdı da. Oo, bir hanım için. Öyle değil, benim personelim ödülü hak etti de. Ne oldu Osman? İyi düşünmüşsünüz Kadir Bey. Nasıl bir şey istiyorsun? Ya ne bileyim, al işte iyi bir şeyler olsun ama faturayı bana yollasınlar. Hayatım ama ölçülerini tipini bilmeden nasıl olacak? 1.65 boylarında zayıf. Hem güzel hem de sevimli. Öyle ama Kadir Bey. Ya gördün sen onu. Hani sana flörünü getiren kız. Tamam. Hadi sen şu işi bir an önce hallet. Olur mu? Lütfen. Tamam canım. 1.65 boylarında sevimli güzel ha Osman. Kapıdan ayrılma Seyfo. Baş üstüne al. Zorluk çıkarmadan gelmişsin. Sevindik. Ben kaçırılmayı sevmiyorum çünkü. Nur Hanım. Meryem nerede? Ben bulmuyorum Meryem nerede. Bana numara yapma. Meryem'in gittiği berbere gideyim. Seyit'in adamları Bilal'den Meryem'in hakkını alıyorlar. Sen Meryem'i hiç görmedin. Öyle mi? Görmedim. Yaracıp İstanbul'a naklettiğimizi kim söyledi sana? Ya bunu bilen 3 kişi var. Ben, Meryem, doktor. Doktorla benden laf çıkmadığına göre. Tamam. Meryem söyledi bana, tamam. Nerede o? Benim evde biraz kaldı. Sonra Baras'ı geldi, o gitti. Ama ben bilmiyorum Meryem nereye gitti. Seyit gibi iblislik yapma. Bal gibi bileyim. Meryem nerede? Nerede Meryem söyle. Bak Nur Hanım. Şart olsun seni öldürürüm. Beni dinleyeyim misin? Seni öldürürüm. Sampra ben öldürdüm. Sen kaybettin bir kere o şansı Antep'te. Ya bırak şunu elinden ver. Nur ölümden korksa söylerdi yalan. Ama söylemiyor.
Dur saçmalama, ver şunu. Ya ver! Kendini vurmak başkasını öldürmekten zor. Çok, çok cesur olmak ister. Sen cesur değilsin. Sen istedin Recep'i de beni de öldürmek. Ben sen olsam kendimi öldürürdüm. Şimdi ben gibi. Korkmuyorum. Ne senden, ne de ölümden. Ben ölmedikçe sen ölemezsin Nur Hanım. Bu böylece kafaya sok. Seyfi arabayı getir. Başım üstüne al. Sen burada kal Apo. Nur Hanım evden çıkmayacak, misafirimizdir. Benden haber bekle. Başüstüne al. Ya haydi sallanma. Bu kadar insan anca bir adam ediyorsun, sağ Seyit. Vaktimiz var Ballı. Konuşalım dedin geldik. Çocuklar iftara yetişecek. Ne söyleyeceksen söyle. Nur bizim evde. Şimdilik misafir. Gelse sana bağlı. Küçük bir alışveriş yapacak seninle. Meryem'i isteyeyim. Şimdi nedir? Meryem'e karşılık Nur diyorsun. He, aynen öyle diyeyim. Fakat nedir? Ballı, Nur bize hiç lazım değildir. Nur Hanım sizde misafirse güle güle otursun. Ayırını gör Ballı. Yani kadınından bir avazda vazgeçeyim. Öyle mi? Kadınım ha. Vallahi hayat be Ballı. Neyse. Zaten Meryem parasını aldı ve gitti. Allah bilir nerededir. Yani nedir? Seninle değiş tokuş edecek bir mal yok elimde. Yalan söyleme şerefsiz! Vallahi büyük şehir seni bayağı asabi yapmış. Neyse, buna selam söyle. Onu özleyeceğiz. Yürüyün. Zeytini versene yavrum. Al abla. Hava, ekmek ver çocuklara biraz da. Songül, üstüne dökersin babacığım. Eğil biraz tabağa. Kız Tekgül, Arzi ablalara seslendin mi? Niye gelmemişler? Seslendim anne. Kaynım çağırmış iftara. Dolma gönderdi. Aa! Ay bak dolaba koydum, unuttum. Ezo, çıkarıver dolaptan yavrum. Ezo, sakın koymayasın Bahattin'in önüne. Bir tane bile tadamadan götürür hepsini. Taktı bu kadın bana Elçin abla. Bak mübarek gün söyleyesin, bozmasın benim ağzımı.
Dolmalar çocukların bahtını aldı. Çorbanı bitir be. Baba bana bir diyor. Tatava etmeyin yemekte, günahtır. Abla, karpuzu kestin mi kız, nasıl çıktı? Kestim ama senin gibi kelek çıktı Bahattin. Hayırdır inşallah. Ben bakarım. Sen pilav ısın. İyi akşamlar. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Bunlar ne? Kadim Bey yolladı. Ezo için. Elçin annem biliyor dedi. Tamam, peki. Selam söyle Kadim'e. Baş üstüne. Onlar ne kız Elçin abla? Ezo'nun hediyeleri. Ay çok güzel. Efendim? Patronu yollamış. Dürüst çalışmaya ödül. Ama yok dedim. İstemem dedim. Daha ne hala? Dur orada. Ha, para almaman iyi güzel de. Ama hediyeyi geri çevirmek ayıp. Hem de çok ayıp. Yakışık almaz. Tut bakayım şunu. Ay aç bakalım ne göndermişiz abla. Aç bakalım ne göndermiş. Yemenize devam edin, bakarız sonra. Ya Ezo abla ya lütfen. Şşş, ya lütfen Ezo abla aç. Hayır tamam. Hadi. Madem çattıyı siz açın. Al şunu aç. Ay. Ay. Açıyorum dur. Ay. Çok güzel. Ay. Çantaya bak. Ya. Çok güzel. İnanmıyorum. Baksana. Ay. Ay güzel sesi gibi. Ay çantaya bak. Ha ben de artistim ya. Ay, kız bak sakın elbiseyi ya. Yağlatmayın sonra üçünüzü de yağda kızartırım ha. Ya. Bir kere yine görelim Ezo abla ya. Lütfen. Tamam. Haydi oturun yerinize bakayım. Ben hayatta giymem böyle bir şey. Haydi. Madem senden yollamış teşekkür edersin artık Elçin abla. Bize neyse. Apo seni bıraksın. Keşke düşman olmasaydık. Keşkeler için vakit çok geç Nurhan. Yatağına girdiğin adam senden bir dakikada vazgeçti. Bizimle aynı kefeye koyduğun şerefsizi gör tanı işte.